Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yine beraberiz bir videoda. Biz de boş durmadık tabii bu ara, çalışıyoruz. Bugün özellikle artık tekrar bir antrenman çekeyim dedim. Yine az daha göğüs gününü çekiyordum dedim, artık 100. göğüs gününü çekme Güray. Bugün sırt. Çok uzun zamandır sırt videosu çekmedim. Belki de hiç sırt antrenmanı yoktur kanalda. Bugün ben nasıl sırt çalışıyorum? Hatta benim en az değiştirdiğim antrenmanım sırt. En azından biraz fikrimiz olur. Genelde ben akşam saatleri gidiyorum antrenmana. Birkaç öğün yemiş oluyorum yani. Bunu tercih ediyorum. Şimdi bir pre-workout. Ama uğraşmak istemediğimiz için biz çok eskiden yapardık bunu, ağzımıza atardık. O zaman bu kadar büyük değildi pre-workout'ların ölçekleri. Şimdi bugün akşam muhtemelen salon en yoğun saatleri. O yüzden belki salonda konuşamam. Ama antrenmandan sonra nasıl bir teknik uyguladığımı, neden tekrarlarımı, setlerimi açıklayacağım size. Salonda görüşürüz. Fotoğraf değil abi, video. Ama daha çok görünür fotoğrafta. Sosyal medyada, aynen. Bugün abi seni geçen takipçilerin bu ne ama hakkını veriyorsun abi. O ne? Dur. Hakkını veriyorsun ya bu supplementleri. O arkadaşı ben 2 sene önce de çekmiştim, beraber bir idmanımız vardı. Bu arkadaşı bench press değil mi? Aynen. Bugün sırt çekeceğim. Bugün şaşırtıcı bir şekilde sırt çekeceğim. Bugün manyakça bir sırt antrenmanı bizi bekliyor diyor. Kanalda zaten 10 tane göğüs idmanı var. Sen de mi sırt yapacaksın? Aynen. Evet, başlıyor arkadaşlar. Çekiyor. Adamın içi gitti. Kolunu kim kolunu? Benim için reksiz. Olmuş. Dengi tutturabilmek. Daha bir de sizinle yaklaşmak için çalışıyorum. Şimdi sesim duyuluyor mu bilmiyorum ama laf falan yaptım. Tek üstten çekiş hareketimiz olduğu için yani. Üstten çektiğimiz sadece bu var. Dar ya da makine falan yapmayacağız. O yüzden bir 10 set yapacağız. 5 set ağır. Çiğit de var bunun içinde. 5 setten sonra kafamıza göre düşürüyoruz kiloyu. Biraz daha hissiyata yönelik. Devam ediyoruz. Abi salonda büyük adamlar çok arttı ya. Kardeşim kompleks. Ha?
Ne diyorsun bu işe? Yarışmacılar. Yarışmacılar, büyük adamlar. İki setim daha var. Şunu çekebilir miyim ya? Şöyle hocam. Bunu arkadaşlar yarışmaya giden bilir. Ben de yarışmadan sonra bunu bir ay falan daha çıkarmamıştım. İnşallah düşmez diyorum. Duş ala ala kendi parçalanıyor bir ses. Seneye de kullanırız. Nasıl yapıyor abi? Bir şeyler olacak gibi sanki hocam. Yani bir gelişme var ufak. Belki bir gün. Belki bir gün. Belki. Bir gün belki hayattan. Pazartesi gibi salon kalabalık, idmanı çok düzgün çekemedim ama bununla bitiriyorum. Bununla tekrar set saymıyorum, tamamen alışkanlığınıza göre. Kasım, tükendiğini hissettiğinizde, pump gitmeye başladığında tükendiğini görmek Salı günü cheat yapıyoruz. Haftada bir 3-4 kez cheat yapıyorum. Kilom 90-92 civarı şu an. Muhtemelen sorarsınız. Çok vücudum kilo tutmayı sevmiyor. Ve şeker falan yiyorum antrenmandan sonra. Hani biraz yağlanmayı da göze aldım. Abi bunun tadını hiç sevmedim bu arada. Şimdi yüzsüzlük yapacağım ve pizzacıda diyeceğim ki biraz fazla koyar mısınız? Bakalım, o tanıdığım bir arkadaş var, o varsa biraz fazla ekleyebilir ha. Ne diyor? Sen diyeceksin bugün. Yok, hayır. utanma olmaz arkadaşlar. Tıpta ve bodycilikte utanma olmaz. Bedava ve fazla bir besin üyesi varsa bunu hemen almak için uğraşmalıyız. Şimdi biraz antrenmandan bahsediyorum. Hazır burada boş. Çoğu hareket arkadaşlar 5 tane temel ağır setimiz var. Ondan sonra sırtta sadece hissedilen kilolarla düşürüp 2-3 set daha yapıyorum. Bugün deadlift yapmadım. Haftada bazen bir sırt gününe deadlift koyuyorum. Haftada 2 kez sırt antrenmanı var. Onun dışında genel olarak hareketler bazen cable row, barbell row oluyor. İşte barbell row olmayınca bazen deadlift yapıyorum. Oldukça opsiyonel yani. Göğüs antrenmanı gibi standart değil. Sırt çok gördüğümüz bir kas olmadığı için çoğu kişi hissetmek de zorlanıyor. O yüzden biraz daha hissiyata yönelik çalışmakta fayda var. Başka tekrarlar genelde ağır setler 6 tekrara kadar düşüyor. Cable'da yaptığım işte neydi o hareket abi? Pullover'da 20 tekrarlara kadar çıkıyor. Çıkmanızı da tavsiye ederim. Önemli olan hareketin doğruluğu diye bir şey yok arkadaşlar sırtta yani. Bak böyle de çekersin, böyle de çekersin. Sadece sırtın neresini çalıştırdığını biliyorsan sorun yok. Barbell row ben bayağı dik yapıyorum mesela. Hedef bölgem ne oluyor? Sırtın üstü. Onu hışırdattığın için küfürü yiyeceksin yorumlarda. O yüzden arkadaşlar doğru yanlış kısmına çok odaklanmayın. Sırtınızın neresini çalıştırıyorsanız hedef bölgesi neresi? Onu hissetmeye çalışın.
O yüzden yanlış yapıyorum Barbie Drop'u diye aşağı yazmanıza gerek yok. Cable Drop'u da geri yatıyor. Çünkü hedef kasım o. Tamam. Umarım fayda olmamıştır bu video. Salonda o kadar kalabalıktı ki salonda hiç konuşamadım yani. Anlatamadım istediğim gibi. Ama antrenman videoları devam edecek. Merak ettiğiniz konular varsa aşağı yazın. Onunla ilgili videolar yaparız. Yaparım. Umarım. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Abone ol.